Neslihan diyor ki yani niye aramızda bir problem olduğunu söyledi bilmiyorum kız kardeşim ama yoktu böyle bir problem diyor. Ya şimdi Müge abla onu söyleyeyim ben. Neslihan Hanım'a işte benim evime ilk geldiğinde bunu ben söylemedim. Çünkü tanımıyorum huyunu suyunu bilmediğim için ben böyle şeylere girmek istemedim. Benim evimde konuşuluyordu hani sanki benim evimde olmuş gibi olan bütün insanlar benim evime geliyordu. Neslihan Hanım bizde de çocuklar bende diye herkes benim evimdeydi. Orada Selçuk da vardı. Konuştuğunu Selçuk zaten söyledi onu ona. Dedi ki ne bak dedi. Nalan dedi öyle böyle söylemişti dedi. Ki zaten Nalan bunu bana tek başımayken söylemedi. Komşularla kalkarken söyledi. Ne söyledi yani? Dedi ki de ablası gelmişti. İşte iki gün falan kaldı. Ben de dedim ablan ne kadar az kaldı. Hani aranızda bir şey mi oldu dedi. O da dedi ki de evet dedi. Benim de eşime asılıyor dedi. Nasıl yani dedi. Benim ablam dedi hacı kadın dedi ya dedi kimsenin yanında dedi şortla falan gezmez dedi. Benim eşimin yanında dedi şortla geziyor el şakası yapıyor benim kocama dedi. Evet. Böyle mi dedi? Böyle mi demiş? Böyle. Demiş evet. Ha, siz de bunu duydunuz. Sen de mi oradaydın Selçuk? Ben de oradaydım hatta. Ali. Ama ben Neslihan Hanım'ı orada hiç görmedim. Yani gelip kocası gidiyormuş ama ben denk gelmedim. Ben. Bunu bizzat kız kardeşi söyledi. Bunu hatta Nalan Hanım mı söyledi? Bunu Nalan Hanım söyledi. Ama Nalan Hanım maalesef yok işte. Sırf dedi hani nerede kaldı, nereye gitti? Yalakalık olsun diye dedi. Yok evde iki kardeş istediğiniz gibi gezersiniz de şey evdeyken siz hayır. Yine o şekilde mi dolaşıyor? Ama galiba Özgür Hanım size öyle söylemiyor. Yani eşimin yanında da böyle dolaşıyor diyor. Öyle söyledim. Ben de dedim ki abartma dedi hani ona. O da bana dedi ki sen benim ablam senden iyi bir... ...maz kimseyle de elleşmez dedi. Ama dedi benim işimle dedi bayağı bildiğin el şakaları yapıyor dedi. Bir de dedi sürekli bizi aramızda olmaya çalışıyor dedi. Öyle söyledim. Evet, aynen söyledim. İsimleri de verebilirim hatta o sohbet anında isimleri de verebilirim. Üst kat komşu. Komşu. Üçüncü kat. Benim kız kardeşim başka hiç kimseye böyle bir şey söylememiş. O zaman bir de Selçuk bunların sana söyledi. Ben de oradaydım o gün. Yani o konuşmalar geçtiğinde ben de oradaydım. Hatta söyledi telefonla konuşurken kız kardeşim burada demişti. Ben de babamın bazı işleri vardı. Onlar İskender'e ben yürütüyordum. İşte birkaç gün sonra gittim. İşte herkes evin önünde oturuyordu zaten. Hani ablan hani konudan konu açtı. Ablan gitti mi dedim. Gitti dedi. Kovdum dedi. Özgür Hanım da oradaydı zaten. Aynen bu anlattıklarını kimse anlattı. Kimse kimseyi kovamazdık. Kovamadık. Peki yani annesi de var mıydı orada? Ben de vardım. Ben görmedim yok annesini. Hayır hayır ben Özgür Hanım. De hani o kovdum dediği zaman da anne de mi o evdeydi? Hayır annesi yoktu. Sezen teyze yoktu o zaman. Sezen teyzeyi ben hiç görmedim. O zaman değil. Yani bu olay Sezen Hanım'la beraber gittiğiniz zaman değil. Siz tek başınıza gittiğinizde. 2016'da annem de yani Sezen Hanımcığım sen bilmiyorsun bu konuyu. Sen yokmuşsun. Neslihan Hanım kendisi gitmiş. Ne yaşandıysa o zaman evden gönderdim demiş. Kendisi gitti kızı vardı. O kovdum dediği en son 2016'da 15 Temmuz'da gittiğimiz onu kastetmiş en son gittiğimizde. İki gün kaldınız. Evet iki gün. Niye gönderdi sonra sizi? Bizi gönderdiği falan yok. Ben orayı terk ettim. Neden? Ben aslında bir haftalığına diye gitmiştim. Benim gidiş dönüş uçak biletlerimiz de vardı. İşte o ikinci günü de kız kardeşimin o tavrından dolayı ben kırıldım. Mustafa Bey de bana bir hikaye anlattı. Onu da duyduktan sonra dedim ki tamam eğer benim kızım burada bir sorun teşkil ediyorsa, eğer sizin çocuklarınız tehlikede gibi görünüyorsa, hani vurursa, ederse, ölürse, bizim çocuklarımız dünyada en kıymetli varlıklarımız deyince ben orada çok üzüldüm. Dedim ki o zaman gidiyorum. Ben hemen giriştim eşyalarımızı. Mustafa Bey ne anlattı? Sahile gitmişler. Tatildelermiş. Sahilde iki aile birbirine girmiş. Kavga etmişler. Daha sonra gitmiş yanlarına. Kısaca anlatmaya çalışıyorum. Sorun nedir demiş. Orada adamın çocuğu rahatsız olan adam değil, öbür baba. Çocuklardan öbür baba anlatmış. Ya demiş benim çocuğum orada oynuyor ama geliyor... İşte bu çocuk benim çocuğum kafasına vuruyor gidiyor. İki oldu, üç oldu dayanamadım ben de giriştim demiş. Yani bana da dedi ki mu kastediyorlar? Diğer çocuk engelli. Diğer çocuk engelli. Evet. Orada kumda oynayan normal bir çocuğun başına gelip gidip vuruyormuş. Ne İki var kere yani şimdi kim engelli kim normal yani herkes ha. Herkesle. Üçüncü de bu çocuk bir daha başına vuruyor orada oynayan çocuğun. Bu baba da kızıyor engelli. Sizin kızınızın rahatsızlığı ne?
Down sendrom. Mükemmel bir çocuk. Saldırganlığı yok benim çocuğumun. Hayır, saldırganlığı yok. Bir de mükemmel bir çocuk. Bu kadar çok, sevgi dolu, çok bu kadar aklı çok başında. Çok sevgi dolu benim o kızım. O kadar güzel konuşuyor. İşte benim zoruma giden de bu oldu Müge abi. Ama daha sonra gittiğinizde de yine o çocuklar oradaydı. Tabii ki ben yine kızımı yanıma aldım. Çünkü çocukları çok seviyor. Onları korumak istiyor. Hayır ama bir dahaki sonra gittiğinde anne evde yok. Yine sizin çocuk orada. Yine ne olursa olabilir. O zaman nasıl müsaade etti o zaman babası? O zaman işte etmeseydi yani. Ben ona kızdım. Ona ama üzüldüm. Ama anlatılan mevzu bu değil. Anlatılan ben, mevzu çocuk mevzusu değil. Ben ertesi günü... Şortla şeyle geçiyor. Yani bence biz konuyu dağıtıyoruz. Müge Hanım ben... Çocuk sen girsene devreye. Sen ben 1500 liralık uçak biletimi dönüşümü yaptım. Ertesi günü gittim 1000 liraya tekrar aldım. Bizi ertesi günü sabah 6'da Antakya'dan karı koca uğurladılar. Ve ben asla daha dedim yani kapınıza yani gelmeyi istemiyorum. Sadece dışarıda görüşelim. O günden sonra da gelmedin mi bir daha? Ben gelmedim. O gün son gelişin oldu. Evet, o son gelişim oldu ve kırgın ayrıldım gerçekten. Peki bu gelişini mi yani anlattı ben aslında giyinmesinden eşime tavrını? Evet. Evet, onlara da geldiler ama iki gün durdular, ben onları kovdum demiş. Benim annem yanımda, bir de Rabbim şahit. Ay, ben, anne yokmuş ki bu anlatılan da. Hayır, son geldiğimizde yoktu. Annem yani yanımdaydı. Biz oradan kovulmadık. Özür Hanım, annesi ben de var mıydı yanında? Ya ama o kere bu sene yani anlattı. Olan Müge Hanım, kız kardeşimin kaybını duyduğumda ilk gittiğimdekini anlatıyor Öznur Hanım. Sen kardeşin peşine düşmüşsün, bak ne hale geldin ama senin kardeşin böyle böyle anlatıyordu. Selçuk bir şey anlatıyordu, Öznur Hanım anlatıyordu. Ben sizden duydum. Öznur Hanım, buraya sesini duyamıyorum ben, bir saniye. Ne olduydum olaylardan? Yer değişti Sebiran. Ben onlardan duydum. Ama ben kardeşimden böyle bir şey duymadım. Bir dakika, bir şey anlatayım, bir saniye. Efendim Özgür Hanım, bir daha alır mısınız? Ben Neslihan ablayı bak 1,5 sene boyunca nefret ettim ben o kadına. Uzak dur dedim. Uzak dur. Sen çocuklar için bile olsa yanaşma. Bak ben ona ilk geldiğinde dedim. İlk geçici olarak vesayet al. Bana niye dedi Müge Hanım biliyor musun? Almanya hükümeti böyle bir şeyi kabul etmez dedi bana. Alman hükümeti kabul etmez, o yüzden çocukların velayetini alamam dedi. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet. Hayır, ama hayır. Yok ki. Benim arkadaşlarım bile biliyor, Almanya'daki arkadaşlarım biliyor. Ben geliyordum 6 ay sonra. Selçuk da çocuğa böyle şiddet uyguladı falan filan. Bunlar çıktı hapisten. Ben Türkiye'ye temelli geliyordum. Herkes beni durdurdu. Pamuk için dur. Dur duruşmayı bekle. Dur sonucu bekle. Belki çıkacak, gelecek kardeşin. Anladım. Beni durdurdular. Peki Özgür Hanım. Benim şey anladığım mi? Kadarıyla başta tabii siz de Neslihan Hanım'a işte mesaj atıyorsunuz. Siz pek inanmıyorsunuz değil mi bunun böyle Almanya'da falan öldüğüne? Mutlaka sizi şüphelendiren bir şey olmuş olmalı diye düşünüyorum. Yani şüphelendiren sadece şey oldu. Yurt dışından cenazesi de gelmez. Hani şüphelenme derken ben çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Çok canım sıkıldı. Hani son anladığında ne dedi onları merak ettim. Ben çocukların hiç mi sormadı diyecektim. Hı-hı. Böyle bir olayla karşılaştım. Hiç şüphelenmedik dediler. Ta ki öldü diyene kadar, bana başsağlığı gönderene kadar.